TV Haber Bülteni'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Gizem Öztürk. Trakya'dan en sıcak gelişmeleri size için en doğru, en tarafsız şekilde aktarıyor olacağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimize başlayalım. CHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Şenol Özgür Taş merdiveniyle yönetim kurulu üyeleri Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal'a nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek binasında gerçekleşen ziyaret programına rahatsızlığı nedeniyle Necmi Işıksal katılamadı. Başkan Yardımcısı Özkan Dikmen ve yönetim kurulu üyeleri Ruhan Yalçın ve Erinç Terzi'nin hazır bulunduğu ziyaret programında yerel basının sorunları ve siyasi gündem konuşuldu. Dernek binasının gezilmesinin ardından ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildi. Daha böyle birbirine sahip çıkan, daha böyle hem derneğe hem de yapacağımız işlere sahip çıkan. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlattığı yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Karlık Caddesi'nin genişletilmesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında asri mezarlık duvarı yaklaşık 471 metrelik taş duvar 3 metre içeri alınacak. Eski otogarın üst kısmında asri mezarlığa paralel uzanan Karlık Caddesi, bir kısmının dar olması yüzünden araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşatıyordu. Karlık Caddesi asri mezarlık duvarının 3 metre içeriye alınmasıyla genişleyecek ve araç trafiğine rahat bir nefes aldıracak. Edinilen bilgiye göre duvarın içeriye alınması işlemi yaklaşık 2 milyon bütçeli olacak. Trafikte yaşanan sıkıntı ortadan kalkarak mahalle sakinlerini de rahatlatacak. Bir trafik kazası haberimize devam ediyoruz. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif yaralandı. Neyse ki otomobillerden birinin savrulduğu kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Caddesi üzerinden Çerkezköy istikametine seyreden Tayfun K idaresindeki otomobile Filiz K idaresindeki otomobil çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle Tayfun K idaresindeki otomobil yeşil alana savrulurken kaza esnasında yeşil alanda ve kaldırımda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansırken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Tekirdağ'da motosikletin arkasına tutunarak yolculuk eden 3 genç canlarını hiçe sayarken motosiklet sürücüsünün de bu duruma kayıtsız kalması tepki çekti. İşte o tehlike dolu anlar. Çorlu Kazemiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, Eski Şifa mevkiinde 3 genç kullandıkları patenin amacının dışına çıktı. Motosiklete tutunarak yolculuk ederken keyif çattığını sanan 3 genç, başlarına gelebilecek kaza tehlikesine aldırış etmedi. Motosiklet sürücüsünün de bu durum karşısında duyarsız kalması tepki çekti. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin umursamaz tavırları dikkat çekerken trafikte tehlikeye düşürdükleri sürücü ve vatandaşlar da çileden çıktı. Öte yandan daha önce de trafikte benzer durumlar yaşanmış, polis tarafından tespit edilen şahıslara ceza kesilmişti. Alarm niteliğinde bir haberle devam ediyoruz. Kimlik bilgilerini kopyaladıkları vatandaşlar üzerinden kredi çeken ve alışveriş yapan şebeke, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu çökertildi. Alınan bilgilere göre Tekirdağ Saray ilçesinde ikamet eden HB isimli vatandaş, banka tarafından kendisine gelen telefonla bilgisi olmadan adına kredi çekildiğini öğrendi. Kendisinin kredi talebinin olmadığını, bir yanlışlık olabileceğini banka yetkililerine bildiren HB, vakit kaybetmeden Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Olayın ardından İstanbul Maltepe'de bir alışveriş mağazasında kredili ve senetli alışveriş yapmak isteyen Murat D. ve Siddharth Ö. isimli iki kişinin mağaza yetkililerine alışveriş işlemleri için verdikleri nüfus cüzdanının sahte olduğunun anlaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler hakkında inceleme başlatıp gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takip sonrası olayla ilgili Murat D., Siddharth Ö. ve Ömer D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasıyla Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunan HB isimli mağdur adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkması üzerine şüpheliler soruşturmanın açıldığı Saray ilçesine getirilerek asayiş büro ekiplerine teslim edildi. Yapılan soruşturmada hırsızlık, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik gibi birçok suçtan kaydı bulunan dolandırıcıların HB, ÖT ile birlikte çok sayıda vatandaşı aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları Saray Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Murat D., Siddharth Ö. ve Ömer D. isimli 3 zanlı Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi. Edirne'nin eşsiz tadı tava ciğeri. Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan kentten ayrılmadığı tava ciğeri 120 lira tavan fiyat uygulaması getirilmişti. Kentteki esnafın çoğunluğu vatandaşımızın yanında olmalıyız diyerek tava ciğerini tarifenin altında 90 lira daha satma kararı aldı. Market fiyatları giyim ve beyaz eşya derken Edirne'de gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne'nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyat sınırı getirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin aldığı karara göre ciğerin porsiyon fiyatı en fazla 120 lira olabilecek. Uygulamanın hayata geçmesiyle bazı ciğercilerde fiyat farklılığı görülse de 120 liranın üzerinde satış yapan yok. Kentteki çok sayıda ciğerci tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 90 liradan satma kararı aldı. Kentteki çok sayıda ciğerci tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında 90 liradan satma kararı aldı. Tabii ki 120 liralık bir fiyat belirlendi ama 120 lira olarak satma zorunluluğu konulmadı. Her esnaf kendine göre bazı sebepleriyle kimisi 120 liradan satıyor, kimisi 90 liradan, kimisi 100 liradan satılıyor. Tekirdağ'da müteahhit firmanın tabelalarını aydınlatması için koyduğu elektrik apliğinin açıkta kalan elektrik kablosunu tesadüfen fark eden vatandaş çarpılmaktan son anda kurtuldu. Olay Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Melisa Sokak'ta meydana geldi. Gece işiyle birlikte yürüyen vatandaş üzerlerine gelen sokak köpeklerini korkutmak için yerden taş almaya çalıştığı esnada taşların arasından çıkan kıvılcımlarla bir anda neye uğradığını şaşırdı. Zabıtalar ardından da elektrikçi yetkililer gelerek oradaki o kaçağı şimdilik engellediler. Kısa sürede elektrik direğinin yanında açıkta bırakılan kabloların kaçak yaptığını fark eden vatandaş durumu belediye yetkililerine bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede o bölgede iş yapan müteahhit firmanın tabelalarını aydınlatması için koyduğu elektrik apliğinin kırılması sonucu taşlarla önlem aldığı belirlendi. Ardından çağrılan elektrikçiyle birlikte açıkta bırakılan kablolar bantlanarak geçici önlem alındı. Bursa'daki Karacabey Ova Kurusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'nde 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle arka ayakları felç olan ayı yapılan tedaviyle sağlığına kavuştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ova Kurusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'nde bulunan 72 ayının sağlık durumları anlık olarak takip ediliyor. 2 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sebebiyle arka ayakları felç olan kocabaş zor günler yaşadı. Yürüyemediği için sürünen ve ayaklarında yaralar oluşan ayı kocabaş, bakıcıları ve veteriner hekimler tarafından ayrı bir alana alındı.
302 dekar ormanlık arazi içerisinde merkezde bulunan engelli ve geriatrik bölümünde uygulanan tedavi kısa sürede cevap verdi. Yaraları iyileşen Kocabaş, alanda bulunan künt ve ağaçların arasında yaptığı egzersizlerle de felç durumundan uzaklaştı. Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi uzman veteriner Aziz Can Sezer, Kocabaş merkezimizde 2005 yılında 2 aylık olarak geldi. Şu an 18 yaşına girdi. Orta yaşını geçmiş bir ayımız. Yaklaşık 2 yıl önce arka ayaklarında bir his kaybı meydana geldi. Diğer ayılarla bulunduğu alanda sürünerek hareket etmeye çalışıyordu. Ayaklarında yaralar oluşmaya başladığını gördük. Enfeksiyon kapmaya başlayan yaralar ve yürüyememe sebebiyle biz ona engelli ve geriatrik bölümünde ilaç tedavisi ve diyet programını uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz tedavi şekli cevap verdi, dedi. Yaklaşık 2 yıl önce Kocabaş'ın arka ayaklarında bir his kaybı oluşmaya başladı. Bu his kaybı sebebiyle Kocabaş hareket edememeye sürünmeye başladı. Arka ayaklarını kullanamadığı için sürünüyordu ve ayaklarında yaralar oluşmaya başlamıştı. Bu yaralar enfeksiyon kapmıştı. Biz hayvanın alanını değiştirdik. Engelli ve geriatrik barınağımız içerisinde hayvana bir ilaç tedavisi ve diyet, yeni bir diyet programı uygulamaya başladık. Ve yapmış olduğumuz tedavi şekli yanıt verdi. Yaklaşık 3 ile 4 ay içerisinde hayvan tekrar ayağa kalkmaya başladı ve normal bir şekilde yürümeye başladı. Bursa'da çevre yoluna çıkan ata araç çarptı. Üniversitenin hayvan hastanesine kaldırılan yaralı at kurtarılamadı. Osman Gazi ilçesi 11 Eylül bulvarında gezen ata plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Sabaha kadar yaralı şekilde otoyolun kenarında yatan ata ihbar üzerine ilk müdahale Osman Gazi Belediyesi barınağı veterinerleri tarafından yapıldı. İç organları zarar gördüğü anlaşılan at, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tedavi için Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne kaldırıldı. Videoya çekeyim. Ha, video ya. Taktır abi şimdi orada. Atın sahiplerinin yeterli parası olmaması sebebiyle devreye Haciko Bursa Şubesi girdi. Yaralı at iç organları zarar gördüğü için kurtarılamayarak telef oldu. Yaralı atın yaşaması için mücadele veren hayvanseverler ve kurtarma ekipleri büyük üzüntü yaşadı. Efendim, sizler de biliyorsunuz kediler biraz meraklı hayvanlar, fakat bu merakları zaman zaman başlarını derde sokabiliyor. Tekirdağ Çorlu'da mahsur kalan yavru kedi için ağaca tırmanan genç, zor anlar geçirdiği ağaçta kediyi sağ salim kurtarmayı başardı. Gel, mama vereceğim, gel. Reşadiye Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarihi Süleymaniye Camii avlusundaki bir ağacın tepesinde kedi sesi duyan Berkan Sabuncu isimli genç yardım için harekete geçti. Aa, ekip geldikten sonra ya. Sabuncu mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Millet toplanmış oraya, baktım yukarıda bir tane mahsur kedi. Hemen baktım halkın kahramanı Berkan Sabuncu bir çıktı ağaca. Abi kediyi aldı, içine soktu, getirdi, indirdi aşağı. Ağaca nasıl tırmandın? Ağaca nasıl tırmandın? Kertenkele gibi abicim, hemen iki elimle bir sarıldım. Ağaç dalları arasında kalan kediyi kurtarmak isterken düşme tehlikesi de atlatan genç yavru kediyi kucaklayarak ağaçtan aldı. Heyecan dolu anların yaşandığı ağaçta kurtarma anları bir vatandaş tarafından kayda alındı. Vatandaşımızı tebrik ediyoruz. Ayrıca da bütün hayvanseverler adına teşekkür ediyoruz. Kendisi güzel bir insanlık örneği sergilemiş oldu. Trakya Türk TV'de sizler için haberleri aktardık değerli izleyenler. Mutlu kalın, esen kalın, bizlerden ayrılmayın.